Merhaba dostlarım, ben Serdar ve bir başka Five Nights at Freddy's gizemlerine daha hoş geldiniz. Bu gizem videosu diğer Five Nights at Freddy's gizem videolarından biraz daha farklı olacak. Çünkü bu defa oyunun arka plandaki hikayesine ve oyun üzerindeki teorilerde durmayacağız. Bu defa oyunlardaki klasik gizem avcılığı konularını ele alacağız ve oyunda hiç görülmemiş animatroniklerden konuşup bu karakterlerin varlığına bir açıklık getireceğiz. Marionet, yani Puppet ilk defa Five Nights at Freddy's 2'de bizlere gösterildi. Fakat oyun dosyalarını inceleyen bazı kişiler, oyunda Puppet'ın yanında aynı modele benzer, sadece daha küçük boyutlarda başka bir karakter daha buldu. Sock Puppet, yani çorap kuklası. Bu karakterin oyundaki varlığı tam olarak bilinmiyor, çünkü daha kimse oyunun içinde göremedi. Fakat oyun dosyalarında olması, Sock Puppet'ın oyun içinde olmasının planlandığını gösteriyor. Bir ihtimalle marionetin ilk başta Sock Puppet olarak tasarlanmış olması, daha sonra ise baştan tasarlanıp şimdiki haline getirilmesidir. Purple Guy, yani aynı zamanda katil, Five Nights at Freddy's hakkındaki tartışmaların merkezinde yer alan karakterlerden birisidir. Ama internetteki bazı oyuncular onun animatronik halini gördüklerini iddia etti. Hatta kanıt olarak görsel bile sundular. Bu resimdeki mor adam animatroniği doğal olarak mor bir renkte, göğsünde rozetini taşıyan ve siyah gözlere sahip bir animatronik olarak görülüyor. Fakat duruşu ve davranışı tamamen Golden Freddy'ye benziyor. Bu görselin de zaten yayınlandıktan kısa bir süre sonra sahte olduğu kanıtlandı. Bu sefer ilk oyunda olduğu iddia edilen yepyeni bir animatronik ise Sparky the Dog. Backstage kamerasında kapıdan bakarken görüldüğü iddia ediliyor. Görsele ve anlatılanlara göre ise görünüşü köpeğe benziyor, bir kolu eksik ve de oyuncuya karşı saldırgan değil. Fakat mor adam animatroniği gibi bu görsel de sahte çıktı ve karakteri ilk başta ortaya çıkaran insanlar belli bir süre sonra karakteri uydurduklarını itiraf ettiler. Endoskeleton, yani iç iskeleti, ilk defa Five Nights at Freddy's serisinin ilk oyununda backstage kamerasında görmekteyiz. Nadir durumlarda iç iskelet normal halinden çıkmakta ve doğrudan kameraya bakmaktadır. İç iskelet ayrıca serinin ikinci oyununda da ortaya çıkıyor. Görünüşleri birazcık bile farklı olsa da, iki endoskeleton da benzer özellikler ortaya koyuyor. İkinci oyundaki iç iskeleti ancak Puppet, Price Corner'dan kaçtıktan sonra aynı yerde görebilirsiniz. Ayrıca yine Puppet kaçtıktan sonra havalandırma sistemlerinde de görülebilir. Hareket edebilmesine rağmen iki iç iskelet de saldırgan bir tavır sergilememektedir. Yine serinin ilk oyununda ekranda halüsinasyonlar ortaya çıkabilir. Bu halüsinasyonlar arasında insan gözlerine sahip Freddy Fazbear kafası, It's Me yazıları ve simsiyah gözlere sahip Bonnie kafası görülebilir. İddialara göre siyah gözlüler olan Bonnie kafası bazen bir süre ekranda kalabilir. Hatta Golden Freddy gibi oyunun çökmesine bile yol açabilir. Ekranda kaldığı süre 1-2 saniye ile 1-2 dakika arasında değişebilir. Bu durum tam olarak kanıtlanamasa da mümkün olabilir. Halüsinasyon olarak Bonnie ortaya çıktığı anda oyun donarsa, oyuncunun bu durumda yapabileceği pek bir şey olmaz. Aynı zamanda böyle bir durumda oyunun hata raporu vermeden çökmesi de bu iddialara başlatan faktör olabilir. Five Nights at Freddy's 4'te oynadığımız karakterin arkasında oyuncak bir Freddy durmaktadır. Zaman geçtikçe saldırganlaşır ve hiç bakılmazsa en sonunda saldırır. Son gecelerde ise bu Freddy'nin yerini Fredbear ve Nightmare almaktadır. Fakat internette yayınlanan bir resme göre bu yatakta Golden Freddy de ortaya çıkmaktadır. Fakat bu görselin inandırıcılığını kaybettiği nokta Golden Freddy modelinin doğrudan ikinci oyundan alınmış olmasıdır. Aynı duruşu sergiler ve tamamen aynı görünür. Yani bu olay da bir kurmacadan ibarettir. Konuşmamız gereken son konu ise kağıt kuklalardır. İkinci oyunda 4. parti odasındaki kamerada duvara asılmış 3 tane kağıt kukla görülmektedir. Kuklaların biri Freddy'ye, biri Bonnie'ye benzemektedir. Diğer kukla ise biraz daha amatörce yapılmıştır. Bazen 3. kukla gizemli bir şekilde ortadan kaybolmakta ve oynadığımız karakterin bulunduğu ofiste ortaya çıkmaktadır. Sadece kağıttan yapılmasına rağmen oraya nasıl geldiği bilinmemektedir. Bazı oyuncular animatroniklerin kağıt kuklayı oraya getirdiğini iddia etmektedir. Fakat bu neden yapacakları konusunda bir açıklama yapılmamıştır. Fakat kağıt kuklalar konusu burada bitmez. Five Nights at Freddy's 3'teki ofiste de çok nadiren kağıt kuklalar ofisin sol tarafında kapının yanında görülebilir. Dikkatli bir şekilde bakan birisi bu kuklanın yüz ifadesini hatırlayacaktır. Çünkü bu kuklanın yüzü FNAF serisinin 1. oyununda Doğu Koridorundaki duvarlarda ortaya çıkan yüz ifadesi ile tamamen aynıdır. Bu kuklalar ile birlikte gelen sorulara daha kimse cevap verememiştir. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Five Nights at Freddy's videolarının devamı için like atmayı, daha fazla FNAF videosu için abone olmayı unutmayın. Başka bir gizem videosu için ekranda gördüğünüz resme tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.